Herkese merhaba. Ben Hasan Adıgüzel. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Uzaktan Eğitim Bölümü öğrencisiyim. Bu videoda web projesi yönetimi dersi kapsamında geliştirmiş olduğum sınav dağıtım sistemini tanıtacağım. Videonun da başında söylediğim üzere adım Hasan Adıgüzel. Öğrenci numaram 18.330.428'dir. Geliştirmiş olduğum sınav dağıtım sisteminin arka planda kullandığım teknolojiler şu anda ekranda yer alan ağaç yapısında listelenmektedir. Arka plan programlama dili olarak PHP, veri tabanı yönetim sistemi olarak MySQL veri tabanı yönetim sistemi, web server olarak Apache, kullanıcı arayüzleri ön plan programlama dili olarak JavaScript ve kullanıcı arayüzlerini oluştururken de HTML5, CSS3 ve Bootstrap kütüphanelerini kullandım. Geliştirmiş olduğum sisteme erişim sağlanıldığı zaman ekranda bulunan kullanıcı arayüzü kullanıcıyı karşılamaktadır. Sistemi kullanmaya başlayabilmek için ilgili kullanıcının sistemde oturum açması gerekir. Sistemde oturum açabilmek için üst menüde bulunan oturum aç butonuna basılması gerekir ve oturum aç butonuna basılarak oturum aç sayfasına erişim sağlanır. Oturum aç sayfasında kullanıcı adı, şifre ve ben robot değilim alanlarının doğrulanması, doldurulması dahilinde oturum aç butonuna basarak sistemde oturum açabilirsiniz. Örneğin burada fake bir veriyle oturum açmaya çalışalım. Kullanıcı adına fake bir kullanıcı adı giriyorum. Şifre alanına da. Burada ben robot değilim doğrulamasını işaretlemeden oturum aç dersem lütfen robot olmadığınızı doğrulayın uyarısı kullanıcıyı karşılamaktadır. Burada sayfayı yeniden yükle diyerek bu sefer ben robot değilim kontrolünü doğruluyorum ve tekrardan fake verilerimi giriyorum. Fake verilerimi girerek ve ben robot değilim doğrulamasını işaretleyerek oturum aç dediğim zaman bir hata mesajı alıyorum. Hata mesajında da lütfen kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun yazısını görebilmekteyim. Bu yazıyı gördükten sonra geçerli bir kullanıcı ile sistemde oturum açalım. Şimdi burada ilgili kullanıcının parola bilgisi hatırlanılmıyorsa oturum aç butonunun altında yer alan şifrenizi mi unuttunuz butona basarak ilgili kullanıcının e-posta adresi girilerek ve devamında gönder butona basarak ilgili kullanıcının e-posta adresine ilgili kullanıcının şifresi gönderilecektir. Burada oturum aç butonuna basarak doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girelim. Sistemde yönetici olarak oturum açacağım için yönetici kullanıcı adını giriyorum ve yönetici kullanıcısının şifresini giriyorum. Burada ilgili kullanıcının tarayıcıda sürekli olarak açık kalmasını istiyorsanız beni hatırla butonuna bir kere basılması yeterli olacaktır. Burada ben robot diyelim doğrulamasını işaretliyorum ve devamında oturum aç diyerek sınav dağıtım sisteminde ilgili kullanıcıyla oturum açıyorum. Oturum açtığım zaman sistem beni ana sayfaya yönlendirmektedir. Ana sayfada sistemle ilgili bir takım grafikler yer almaktadır. Bu grafiklere videonun sonunda değineceğim. Sistem hakkında bilgi almak için üst menüde yer alan hakkında butonuna basarak sistem hakkında bilgi alabilirsiniz. Veya sistemin kullanımı hakkında bilgi almak istiyorsanız kullanım kılavuzu butonuna basarak sistemin tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Geliştirmiş olduğum sistem bir sınav dağıtım sistemidir. Burada sınav dağıtım sisteminin çalıştırılabilmesi için ilk önce sisteme gerekli tanımlama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. İlgili tanımlama işlemlerinin yapılabilmesi için üst menüde yer alan tanımlama işlemleri seçeneğinin altındaki butonlar kullanılabilir. Tanımlama işlemleri seçeneğin altında yer alan bölüm işlemlerine tıklayarak sistemdeki bölüm bilgilerinin listesine erişim sağlayabilirim. Bu sayfada yer alan yeni kayıt butonuna basarak sisteme yeni bir bölüm bilgisi tanımlayabilirim. Örneğin burada test isimli bir bölüm adı girelim ve oluştur butonuna basarak sisteme test isminde yeni bir bölüm tanımlaması yapabiliriz. Yapıldığını görmekteyiz. Burada sisteme yapılan yeni bölüm tanımlamasının bilgisinin düzenlenmesi istenildiği zaman ilgili kaydın karşısında yer alan düzenle butonuna basılması ve kullanıcıya sunulan
ekrandaki bölüm adı alanının yeniden biçimlendirilmesi kapsamında devamında güncelle butonuna basarak ilgili bölümün, ilgili bölüm bilgisinin güncellendiğini görebiliriz. İlgili bölüm hakkında detaya erişim sağlamak istenildiği zaman burada ilgili bölümün karşısında yer alan detaylar butonuna basılmasıyla ilgili bölüm hakkındaki detaylara erişim sağlanılabilir. Listeye geri dön diyerek bölümler listesine geri dönüyorum. İlgili bölümün silinmesi istenildiği zaman ilgili bölümün karşısında yer alan sil butonuna basılması ve devamında bize sorulan teyit sorusunun onaylamamız kapsamında bir daha sil butonuna basılması da aynı. İlgili bölüm sistem üzerinden silinecektir. Aşağıdaki tabloda arama işlemi yapabilmek için tablonun sağ üst tarafına yer alan arama kutucuğu kullanılabilir. Burada bilgisayar yazdığım zaman görmüş olduğunuz üzere içerisinde bilgi kelimesi geçen kayıtlar listelenecektir. Burada tanımlama işlemleri menüsünden ders işlemlerini tıklayarak sisteme yeni bir sistemde tanımlı ders bilgilerini burada görebilmekteyim. Burada sisteme yeni bir ders kaydı yapabilmek için yeni kayıt butonuna basılması gerekmektedir. Yeni kayıt butonuna basıldığı zaman ekranda açılan alandaki ilgili alanlar doldurularak ve devamlı oluştur butonuna basılması dahilinde sisteme yeni ders kaydı tanımlanabilir. Burada ilgili ders kaydının düzenlenmesi istenildiği zaman ilgili ders kaydının karşısında bulunan düzenle butonuna basılması ve ekranda açılan sayfadaki alanların yeniden doldurulması ve devamında güncelle butonuna basılması kapsamında ilgili ders kaydının verileri güncellenecektir. İlgili ders kaydı hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanılmak istenildiği zaman ilgili ders kaydının karşısında bulunan detaylar butonuna basılması ile ilgili ders kaydının detaylarına erişim sağlanabilir. Aynı şekilde burada bölüm işlemlerinde olduğu üzere ilgili ders kaydının silinmesi istenildiği zaman ilgili ders kaydının karşısında bulunan sil butonuna basılması ve kullanıcıya sorulan teyit sorusunun onaylanması dahilinde tekrardan sil butonuna basılması kapsamında ilgili ders kaydı sistemden silinebilir. Burada ekranda yer alan listedeki kayıt sayısının, kayıt satır sayısının fazla olmasını istiyorsak burada tablonun sol üst tarafında bulunan seçim kutusundan listelenecek kayıt satır sayısını seçerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Örneğin ben burada 50'yi seçtim, hatta 100 seçelim. 100 kayıt göster diyerek aşağıda yer alan tabloda 100 adet kaydın gösterilmesine imkan sağlayabilirim. Burada listelenen kayıtlar arasında gezinti yapabilmek için de aşağıda bulunan sayfa numaralarına tıklayarak ilgili gezinti işlemini gerçekleştirebilirim. Sayfanın sağ alt tarafında bulunan yukarı çık butonuna basarak sayfanın en üstüne çıkabilirim. Tanımlama işlemleri menüsünde yer alan salon işlemleri butonuna basarak sistemde tanımlı olan salon bilgilerine erişim sağlayabilirim. Burada sistemde herhangi bir yeni salon kaydı yapılırken salonun adı ve kapasitesi bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Tanımlama işlemlerinin genel sayfa yapısı itibariyle yeni kayıt oluştur butonu, aşağıdaki yer alan tablo ilgili tanımlama işlemlerinde aynıdır. Burada tekrardan yeni kayıt diyerek sisteme yeni bir kayıt tanımlanabilir veya ilgili kayıt ile ilgili işlemlere ilgili kayıtın karşısında bulunan butonlar vasıtasıyla erişim sağlanılabilir. Burada ilgili kayıtlar içerisinde filtreleme veya arama yapılmak istenildiği zaman tablonun sağ üst tarafında yer alan arama kutucuğuna arama yapılacak metnin girilmesi yeterli olacaktır. Örneğin ben burada GD isimli, GD ile başlayan kayıtların listelenmesini istiyorum. Burada GD1 ve GD2 isimli kayıtların listelendiğini görebilmekteyim. Tanımlama işlemleri menüsüne yer alan öğretmen işlemleri butonuna basarak sistemde tanımlı olan öğretmen bilgilerine erişim sağlayabilirim. Öğretmen listesine erişim sağlayabilirim. Sisteme yeni bir öğretmen kaydı tanımlayabilmek için yeni kayıt butonuna basmam ve ilgili alanları doldurup oluştur butonuna basmam yeterli olacaktır. Sisteme tanımlanan ilgili kayıt hakkındaki düzenle detaylar ve sil işlemlerine de ilgili kayıtın karşısında yer alan butonlar vasıtasıyla erişim sağlayabilirim.
Aşağıda sayfanın aşağısına doğru inildiği zaman tablonun aşağısında sağ alt tarafında yer alan butonlara basarak sayfa numaralarına basarak kayıtlar arasında gezinti yapılabilir. Tablonun sol alt tarafında bulunan açıklama metninde ise tabloda yer alan satır sayısının ve ilgili satır sayılarından gösterilen aralık bu aşağıda tablonun sol altında belirtilmektedir. Sisteme gerekli tanımlama işlemleri yapıldıktan sonra üst menüde bulunan dağıtım işlemi butonuna basarak sınav dağıtım algoritmasının oluşturulma aşamasına geçilebilir. Burada sınav dağıtım algoritması oluşturulurken oluşturulabilmesi için ekranda bulunan tablodaki ilgili dersin karşısında bulunan katılımcı sayısı kutucuğuna ilgili dersin katılımcı sayısının girilmesi gerekmektedir. İlgili dersin ortak ders olup olmadığını, ilgili dersin karşısında yer alan ortak kolonundaki çarpı veya yeşil tik işaretlerinden anlayabilirsiniz. Eğer ilgili dersin karşısında yeşil tik varsa bu ortak ders olduğu anlamına gelir. Eğer burada kırmızı çarpı işareti varsa ortak ders olmadığı anlamına gelir. Peki bu veriler nereden belirleniyor? Burada tanımlama işlemleri menüsünde ders işlemlerine erişim sağlanıldığı zaman ilgili dersin durumunun kırmızı çarpı olduğu zaman ortak olmadığı, yeşil tik olduğu zaman da ortak olduğu anlamına gelmektedir. Peki ilgili dersin durumunu nasıl güncelleyebiliriz? Ortak ders veya ortak olmayan ders durumuna nasıl getirebiliriz? Burada ilgili kaydın düzenle butonuna basarak açılan yeni sayfadaki durumu butonunu, durumu seçeneğini aktif veya pasif yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi dağıtım işlemleri sayfasına tekrar dönelim sağlıyorum. Burada ilgili dersin katılımcı sayısı girildikten sonra şu an sistemdeki veriler test amaçlı girilmiştir. Tanıtım videosunu çekmek üzere. Burada ilgili dersin katılımcı sayıları girildikten sonra sayfanın alt tarafında yer alan plan oluştur butonuna basarak ilgili dönem kapsamında ilgili derslerle derslerin olduğu sınav dağıtım planı hazırlanabilir. Sistem hazırlamış olduğu sınav dağıtım planını Excel dosya formatına çevirmektedir. Excel dosya formatını indirebilmek için de sınav dağıtım planının Excel dosyasını indirebilmek için de sayfanın alt tarafında bulunan Excel dosyasını indirmek için tıklayınız linkine tıklanılması yeterli olacaktır. Burada ilgili linke tıkladığım zaman yerel bilgisayara sınav dağıtım algoritmasının Excel dosyası olarak indirildiğini görebilmekteyiz. Eğer burada sistemde dağıtım algoritmasında ilgili dersin katılımcı sayısı abartılı olarak girildiği zaman veya fake bir veri girildiği zaman plan oluştur butona basılması dahilinde sistem ekranda görünen hatayı fırlatacaktır. Bu hatanın giderilmesi tabii ki de bu fake verilerin düzeltilmesiyle gerçekleştirilecektir. Burada sisteme tanımlanan fake katılımcı sayıları gerçek katılımcı sayısına çevrildiği zaman ve plan oluştur butonuna basılması dahilinde dağıtım işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini görebilirsiniz. Burada sayfanın sağ alt tarafında yer alan yukarı çık butonuna basarak sayfanın üst tarafına erişim sağlıyorum. Üst menüde bulunan logs butonuna basarak sistemdeki logları görebilmekteyim. Buradaki loglarda şöyle bir ekranda görüldüğü üzere bir hiyerarşi, bir gruplama söz konusudur. Burada ilgili logun bu listede ilgili logun tarihi, oluşturulma tarihi, oluşturulma saati, logo oluşturan kullanıcı ve logun açıklaması log sütununda kolonunda yer almaktadır. Burada logun açıklaması olarak eğer sistemde yeni bir veri eklemesi, güncellemesi, silmesi işlemleri yapılıyorsa sistem logo olarak ilgili SQL cümleci tutulmaktadır. Veya sisteme yeni bir kullanıcı giriş yapıyorsa veya ilgili kullanıcı çıkış yapıyorsa burada sisteme giriş yapıldı veya sisteme çıkış yapıldı ifadesiyle ilgili loglar tutulmaktadır. Burada sistemin ana sayfasına erişim sağlanıldığı zaman 2 adet grafik kullanıcıyı karşılamaktadır.
Grafiklerden birincisi bölümlere göre ders sayısının dağılım grafiğidir. Örneğin burada bilgisayar teknolojileri bölümü pasta grafikte kırmızı alanı temsil etmektedir. Kırmızı alanın üstüne geldiğim zaman sayısının pasta grafikteki diliminin %22.8 ve 39 sayısının belirtildiğini görmekteyiz. Bu 39 sayısı bilgisayar teknolojileri bölümündeki ders sayısını göstermektedir. Aynı şekilde büro hizmetleri ve sekreterlik bölümünün rengi turuncudur. Burada pasta grafikte turuncu rengine tıklanıldığı zaman ilgili bölümün altına tanımlanmış 47 adet dersin bulunduğunu görmekteyiz. Bir alt satırda yer alan tabloda ise salonların kapasite grafiğinin yer aldığını görmekteyiz. Sisteme tanımlanan salonların isimlerinin ve bu salonların kapasitelerinin yer aldığı bir grafiktir. Örneğin burada ID2 isimli salonun kapasitesinin 20 olduğunu ve ilgili grafikte belirtildiğini görmekteyiz. Veya burada L4 isimli salonun kapasitesinin 50 olduğunu bu grafikte görebilmekteyiz. Sistemin tanıtım videosu bu kadar. Sistemden ilgili kullanıcıyla çıkış yapabilmek için oturumu kapat butonuna basılması yeterli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.